Şu hale bakın. Eskiden isyancılar saklanırdı, şimdi biz. Sanki suçluymuşuz gibi yarı karanlık odalarda diken üstünde yaşıyoruz. Sadece tedbirli olmaya çalışıyoruz. Ülkeyi yakıp yıkan bu yangını elbet bir gün söndüreceğiz. O zamana kadar sevdiklerimizi korumak için görünmez olmaktan başka çaremiz yok. Keşke Mişa'yla görüşmek için risk almasaydınız. Can dostlarımı görmeden buradan bir yere gitmem. Mişa'yla yan yana görünmek istediğine emin misin Seyit? Bildiğim bir şey mi var Petro? İnanması güç ama dayım onun isyancıların tarafında olduğunu söylüyor. İnanmıyorum. Sen biliyor musun? Hayır, ilk kez duyuyorum. Emin olmadığım için size de bir şey söylemek istemedim. Sadece bir istihbarat, kesin bir bilgi yok. Mişa'nın hain olacağına inanmam. O bizim sadece dostumuz değil, silah arkadaşımız aynı zamanda. Umarım yine sen haklı çıkarsın Seyit. Dostluğa içelim. Sevgili dostumuz Vladimir anısına. Vladimir'e. Vladimir. Bir aramaya yakalanmamaya bakın. Tanımadığınız kimseyle gerçek kimliğinizi paylaşmayın. Asker olduğunuz asla anlaşılmaz. Sen merak etme. Şuraya da çok üzgün olduğumu ilet lütfen. Sıkma canını. Sen de böyle bir şey olsun istemezdin. Sen yine de özürümü ilet. İstemeden onu çok üzdüm. Benim yüzümden senin öldüğünü düşündüm. İyi o zaman. Kırım'a geldiğinde kendin affedersin. Artık ayrılmayacağınızı bilmek en büyük teselli. Ama kendi gözlerimle görmeye geleceğim tabii ki. Her zaman bekleriz. Bundan böyle sorumluluğun daha büyük Seyit, unutma. Şurayı daha çok sahiplenmen lazım. Bundan bir şüphem mi var? Senden yana yok. Ama? Babanı ikna edebilecek misin? Gidecek zamanımız yok. Yutun şunu. Bırakın beni. Bırakın beni. Siz yerlerinize geçin. Yerlerinize geçin. Ah.
Gel. Her şey tamam mı? Evet efendim. Mişa bize pusu kurdu. Mişa.